Şimdi yedi doğa bir tek yarın. Her bir doğada bir tohum. Hepsinde sistem, hepsinde kürzi, ilim ve ışık. Ama neden göz kapalı? Çünkü yol yok. İşte o yolu açtık bugün. Pusu kurdular yüreğimize. Korkarız diye düşündüler. Kontrol edilemeyiz diye düşündüler. Pusu kurdular yüreğimize. Kıyıda beklediler. Kırılırız. Sistemsiz oluruz dediler. Kelamsız kalırız dediler. Artık kapılarımız tek tek bütüne açılmıştır. Yularımız yok bizim, anladılar. Yarınımıza ışıksız olmayacağımızı dinlediler. Mikail'in gücü bizim yüreğimizdedir. İnsanlık ilmidir o. İnsanla şanların hak ettiğidir o. Anladılar ve dediler ki, sevgiyi hak etmişsiniz ama sizinle çalışma imkanı olmayanlar da size inmelidir. Dava insandır canlar. O davayı hak eden hakim olur ve hak ilmiyle dilleşir. Cennetin canı aklın tahtıdır. Öz görevdir bilmek. Biz bilmeden hiçbir ses vermeyiz. Hakikiyetimizle dilleriz yürekleri. Ark akmaya başladığında ayrılık başlar. Herkes kendi yüreğine akar. Ama biz bütüne akanlar bire akarız. İkmal tamamlatırız. Yularından tutulmayanlar yoğunlukları kontrol edenlerdir. Öz görev biliştir. Biz bilişsiz değiliz. Ete giren Mikail'in gücüyle girdiğinde herkes ocağındadır onun. Eminim ki bunu anlayanlar bu meclisin yoğunlukları, bu meclisin kuranlarıdır. Satı hepimizin yüreğidir canlar ama ilim hepimizin yoğunluğudur. Bütüne hizmetçi olan birliğim her diride var olan yaşamı kodlamıştır. Sevgililer, sizinle çalışmak benim için gururdur, bunu bilin. Zannetmeyin ki siz ve biz ayrı ayrıyız. Hepimiz her diriyle bir tekiz, bunu bilin. Üzerimdeki de yük çoktu analar. Bunu size anlatmak istiyorum. O yük beni son derece yormaktaydı ve yoğunluğumu kontrolsüz bırakmaktaydı. Bu bilgi kapısında neden bu olur diye düşündünüz değil mi? Ama temizlik yapmalıydım. Hepimiz içindi bu temizlik. Çoğunuzun kontrol dışı sağlık sorunlarınız oluşmuştu. İşte tüm o sağlık sorunları kati olarak kırılmışların sistemde, sizin yüreğinize, size yansıyışlarıydı. Ve bütün kötülükleri ve bütün küçültücülükleri bu şekilde yapmaktaydılar. Israrla şunu söylemek isterim ki, gücünüz yüce ama yüreğiniz güçsüzse yolunuzda kontrolsüzlük her zaman olacaktı. Bütün merdivenleri yüreğinize tahdissiz olarak taşıdık ve yüreğiniz tüm yaşamları kayıtladı. Sevgililer, alıp götürdüğünüz ne varsa yüreğinizin gücüyledir. Kimseyi sistemin gücünden ayrı görmeyen sizler, yüreğinizde tüm zamanları taşıyorsunuz. Ve tamamen yüreğinizde taşıdığınız bir yaşam var. Ama yüreğinizde küçücük bir kırılış varsa, o yürek kibirliyse hiçbir yolcuyu taşıyamaz. Sanırsınız ki taşınıyor her şey. Hayır, taşınmıyor. Sadece zannediliyor. Ve biz bugün tartıyı tüm zamanların tahtından aldık ve kötülüğü önledik. Kili kumdan ayrı gören, yolu yoldan ayıran, bizi bizden ayrı gören, her kim varsa kendinden çıktı. Şeytan aşka gelse de, Halik olup hak olsa da, Atlanta ata kapısında kendinden öte kendiyle olsa da, o şeytan bizsizdir artık, bunu bilin. Uluların onurları vardır, umutları vardır, yürekleri vardır ama ulular kutsal ışıklarını kodlayamamışlarsa, kelamları
kendi yüreklerinde olmaz. Sema sizi dinlerken hepinizin kendinizi hak etmiş olmanızı umduk. Bugün bunu başardık. Hepimiz, her birimiz başardık. Muktediriyetle başardık. İnsan üzerindeki gücü bilecektir. İnsan yüreğini bilecektir. Ve insan nefesini dinleyecektir. Ama dinlerken 40 kapının ışığı olup dinleyecektir. Başa baş gerek ama yaşama savaş gerek. Biz o savaşı kaybettik. Neden? Çünkü bizden öte biz olup kayıtladık tüm zamanları ve tohumladık. Aha biz kelamda savaşı hak ettik. Bundan ötesi miraçtır. Miraç insanın ilme varışı değil, imana ve hakikiyete varışı. Ama biz imandan öte imanla miracın tüm zamanlarından aklın tahtına vardık. Kayı boyu dedikleri bir boy var. Mutlaka bilirsiniz ki tüm zamanların Kur'an'ı olan ocaklarını bilgi ışığıyla yaktılar. Bizsiz değildiler ve kayı boyu kalem olup yaşama inmeye çabaladı. Öz görevi insanlaşmaktı. Kırı verdiler yolculuğunu, yoğunluklarında tohum eken o yürekte yıldızların sırrından ışık çektiler. Koyu bir yaşamda öz görevlerinde güçsüz eleklerden geçirdiler yüceliklerini. Ve dediler ki artık kayılar Rahman'a umman olsalar ışık yakacaklar. Biz kayıları koruduk analar bugün. Kayı boyunu koruduk. Bunu bilin. Tüketilen ne varsa hepsinde varız. Yarınlara ulaşan, tohum eken kim varsa hepsinde varız. Ve biz insanlık adına çalıştık. Yarın netice ne diye sorarsanız, kelam. Ve o kelam levhide oldurulan kelam. Ama olmadan olunmaz canlar. Olun ki oldurun dedik. Bugün hepiniz oldunuz. Söyleyin, nesiller boyu dünyanın Kur'an'ını okuyacaklar. Yaşama indiler mi? Yarını hak ettiler mi? Anlatın. Ama onların topraklarında dahi tohum yokken, yatak, yorgan, tüm insanlık uyurken bu çalışma tüm yaşamların gücünü artırmak için değerlendirilmesi gereken bir çalışmaydı. Ve biz hepimiz bu meclis bugün müsterihiz ki kötülüğü önledik. Daha güçlü bir yaşam. Sınırları kaldırdık canlar. Olgun sistem yüreğinize çekildi. Yoğun ışık yenilendi. Kök insan göç kapılarını açtı. Medine'nin gözü açık. Merdivenlerin gücünü artırdık ve kendi yüreğimizin gücü arttı. Sistem, nizam ve güç kapılarının gücü olan yol, insan. Hepimiz ruh kol sayfası olarak buradayız. Yine ben ve yine bir ve yine ses, ama bu ses farklı. Doğanın Kur'an'ı olan ses. Yer ve gök sizsiniz canlar. Şimdi kervan yürüyor. Yeni zaman kapısına vardık. Yeni kapıda ışık yandı. Orada kutsal tohum var. İşte o tohum miraç. Yeni çalışma sizin yüreğinizden alınacak. Bakalım ne diyecek anamız. Cennetin kürsi kapılarını açıyoruz ve yeni çalışmamızın adı nefes olmayacak. İnsanlaşmak olacak bu kez. İnsanlaşmak. Nefesten başka şeydir insanlaşmak. Bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Yeni çalışma, insanlaşmak. Başka bir doğa, bütünün gücü ve başka bir kalem. İşte o kalem, birlik. İşte orada nesillerimiz görevde. Hepimizin gücü, insanlaşanların gücü.
ve insanlaşanlar tüm zamanların kökü ve görevi olanlar. Şimdilik size vereceğim budur. Doğu, batı, her kim varsa sistemin nihal olan ilmidir. Nihal olan ilmi. Orada yarın var. Şükür ki Haliki Hak olan ışık yeri göğü yaradan tohum bütünü güçlendirmiştir. Sevgili saygılı Tolun bizdeydi, bize görev taşıdı. Onunla çalışmak bizler için umuttur. Ve diğer hocalarım hepsi bir tek ilim kapısı olup toplu olarak yoğunluğumuza indiler bugün. Tümüyle birlikteydik. Tüm hocalarıma saygılarımı sunuyorum buradan. Hepsi yüreğimizdeydiler ve bu çalışma Türkiye tohumlamasından öte herkesin yoğunlaşması için gerekliydi. Ben hocalarımı, hologram sistemlerinin ötesindeki o yüceleri hepinize tanıttım. Onlar mıknatıslık güçleriyle değil, tamamıyla yaşam görevleriyle bizimle olurlar. Ve tamamen tarık olup geçerler. Tüm insanlık için temiz çalışmalar yaparlar. Ve hepsi artık yere inmektedirler. Olmak. Hepsi bütünü, bütünde köklemek üzere göreve iniyorlar. Onlarla çalışacağız ve bugünü hazırlayan onlara hepimiz saygılarımızı sunuyoruz. Bugünden itibaren bellek kapılarımızı açan o yüceler ki hepsi dünya ilmini çok net bilirler ve dünya örtüsünü örtmek için de gelirler ama bu kez dünya üstü varlık toplumlarıyla birlikte bizimle olacaklar. Evren bizi dinleyecek. Yolcular bizi dinleyecekler. Peki soru geldi. Bu hocalarımız nereden geliyorlar? İzah edeyim. Hepsi gerçek kaynaktan geliyorlar. Gerçek kaynak neresidir diye soruldu. Rahman'ın kalem olan levh-i kaydıdır. Rahman'dan görev taşıyorlar. Ve Rahman sistemin gücünde ışık yaşam diye bilinir. Bu ışık yaşam sizin dinlediğiniz tüm galaktik tohumların, galaktik federasyonların ötesidir. Sanmayın ki Kozmos Federal Meclisi'nin üyeleridir. Asla değiller. Onlar gerçek çalı çırpı toplayan, kayıt dışı bilgilerle çalışanların gök sistemleşmesinde görev taşıyanlardır. Ve onlar için bu çalışmanın manası kendilerini kendi yücelikleriyle doğal sisteme çekebilmeleri için gerekendir. Doğal sistemin çok üstünde olan o yüceler doğal sisteme bellek kapılarımızdan geçip girerler. Sevgililer, size kendinizden değil, o yüceliklerden söz ediyorum. Ve sizle birlikte çalışıyorlar. Hepsi ana kapıdır onların. Altın tanrılar olarak görevlidirler. Altın tanrılar ve gök sessizliklerini seslendiren o yücelikler tek tek size saygılarını sunuyorlar. Bu çalışmada kontrol olmasaydı hiçbiri bugün sizle olamayacaktı. Bu kontrolün sonrasında yol açıldı ve hepsi bu yoğun çalışmaya kayıtlandılar. Sema onlarla birlikte sizinle görev taşıyor. Hepsi sizi tek tek yaşam için kucaklıyorlar.